Hallo und willkommen. Dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Zahlen, yani sayılar konusu. Bugün birlikte sayıları öğreneceğiz, ardından küçük bir oyun ile dersimizi noktalayacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak 10'a kadar olan sayıları bir öğrenelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar bir telaffuz edelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, şimdi 11'den 20'ye kadar olan sayılarımıza bir göz atalım. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tekrar söyleyelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11 ve 12'deki rakamlardan sonra 13, 3 ve 10, 14, 4 ve 10, 15, 5 ve 10 şeklinde sistem götürmüşler. Belki oradan da aklınıza getirebilirsiniz. Fark ettiyseniz 16 ve 17'de bazı harflerin düşüşleri olmuş. Mesela biz 6'yı nasıl söylüyorduk? 6 demem lazım. Fakat burada S harfi düşüş yaşamış, Z'in olmuş. Aynı şekilde 17'de de 7'yi nasıl söylüyorduk? Sieben. Yani sieben sein olması lazımdı. Fakat burada da bir N harfinde düşüş olmuş. Siebzehn şekline dönüşmüş. Buralara lütfen dikkat edelim. Şimdi 20'den sonraki rakamlar birler ile onlar basamağının arasına ve anlamına gelen und sözcüğünün konulmasıyla elde edilirler. Türkçedekinin aksine bir işlem söz konusu burada. Mesela Türkçede 25 derken nasıl diyoruz? Önce 20'yi söylüyoruz, ardından 5'i söylüyoruz. Fakat Almanca'da önce 5'i söylüyoruz, ardından 20'yi söylüyoruz ve aralarına ve anlamına gelen und sözcüğünü ekliyoruz. Örneğimize bakalım. 21 demek istiyorum, nasıl diyeceğim? Önce 1, ein, ardından 20, 20 ve ortaya ve anlamına gelen und'u ekliyorum. 21, 1 ve 20 demiş oldum, yani 21. Evet, diğerlerine bakalım. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet, bu kuralın özeti şudur. Tekrar söyleyelim. Önce birler basamağını söylüyoruz, ardından onlar basamağını söylüyoruz ve bu ikisinin ortasına und kelimesini yerleştiriyoruz. Bu kural 100'e kadar olan sayıların hepsinde, yani 30'da, 50'de, 40'da hepsinde geçerlidir. Şimdi onar onar artan rakamlara nasıl söyleyeceğiz? Yani 20, 30, 40, 50'leri nasıl söyleyeceğiz? 20'den sonra iki basamaklı sayılarda rakamın ardına zih eki ekliyoruz. Sein 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ya da kısaca 100 da diyebilirsiniz. Fark ettiyseniz 60 ve 70'i söylerken gene 16 ve 17'deki gibi ne olmuş? Bazı harflerde düşüşler görülüyor. Gelelim yüzlü sayılara. 100 Almanca'da hundert demektir. 200, 300, 400 gibi sayıları söylemek istiyorsak hundert kelimesinin önüne 2, 3, 4 sayılarını yazmakla bunu rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Hundert, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 şeklinde 100'den 1000'e kadar sayabiliriz. Eğer ki 101, 102 gibi rakamlar söylemek istiyorsak
önce yüzlü rakamı söylüyoruz, ardından diğer rakamı söylüyoruz. Örneğin ben 104 demek istiyorum. Ne yapmam lazım? Önce 100'ü söyleyeceğim, ardından 4'ü söyleyeceğim. 104. Evet, örneklerimize bakalım. Wie ist dein Telefonnummer? Telefon numaran nedir? Mein Telefonnummer ist 1529 0180. Telefon numaram şu 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 şeklinde söylüyoruz. Türkçedeki ile benzer değil bu nokta. Türkçede biz mesela 532 684 vesaire vesaire diyoruz. Buradaysa numaramızı tek tek söylüyoruz. Wie alt bist du? Bunu ilk tanışma kalıplarımızdan hatırlıyor olmanız lazım. Kaç yaşındasın demekti? Cevap olarak nasıl diyorduk? Ich bin 25 Jahre alt. 25 yaşındayım. 25'i nasıl söyleyeceğim? Önce 5'i, ardından 20'yi ve ikisinin ortasına V anlamına gelen und'u getiriyorduk. 25. Evet, şimdi geldik alıştırma kısmına. Balon patlatma oyunu oynayacağız. Önce ben rakamı söyleyeceğim, ardından o balonu patlatacağız. Hazırsanız başlayalım. 3 8 7 11 14 15 4 1 18 6 19 13 2 12 17 20 9 10 16. Evet, böylece bir dersin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım zevk almışsınızdır. Ders PDF'ini aşağıya link olarak her zamanki gibi bırakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Tschüss. Bis bald.